Workshoplarımdan dolayı. O nedenle ancak bugüne sizinle görüşmek kısmet oldu. Bugün sizlerle ilk işlememizi yapacağız. Onun öncesinde nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Pandemi süreci devam ediyor. Artık evde olmaya alıştık. O yüzden mümkün olduğunca evde kendi kendimize bir şeyler yaparak zamanımızı değerlendiriyoruz. Bu nedenle ben de size bu konuda yardımcı olmak amaçlı bu videolarımı çekiyorum. Instagram üzerinden de sordum. Tellerimizi de bir önceki videomuzda ayarlamıştık, yapmıştık. Bana sorduğunuz kaç mikron ya da nereden alabiliriz gibi soruları da oradan yanıtlamaya çalıştım. Aynı şekilde YouTube'da da yanıtladım. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa videolarla alakalı hem aşağıya yorumlara yazabilirsiniz hem de bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Artık biliyorsunuz. Bugün işleyeceğimiz küçük bir pano olacak. Hem ilk aşamada nasıl işleyeceğimizi göstereceğim size. Hem de nasıl iğnemizi tutarız, hata yapmadan nasıl ilerleriz ve nasıl güzel bir şekil ortaya çıkarırız onları anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz direkt işlemimize geçebiliriz. Evet, kumaşlı kasnağımızı elimize alıyoruz. Öncesinde size kumaşımızı nasıl kasnakta gerdiriyoruz onu anlatacağım. Bu 13 santimlik bir kasnak. Üzerine şekil çizmeyi de bir sonraki videomda anlatacağım. Nasıl çizildiğini bana zaman zaman Instagram'dan soruyorsunuz. Birkaç tane tekniği var. Hangisi size en kolay geliyorsa onu uygulayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz kasnağımıza, kumaşımıza nasıl geliyoruz onu göstereyim. Evet, şimdi size en başından nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Önce kasnağımızın vidasını açıyoruz. Yalnız bu kasnaklarda vidaları tamamen dışına çıkarmayın. Çünkü şurada küçük bir gördüğünüz gibi somun var. O yerinden fırlayabiliyor. Şöyle altına koyuyoruz. Tam ortalıyorsunuz kumaşı. Bu şekilde. Tam açmazsanız tam oturmayabiliyor. Biraz zorlamanız gerekiyor. Demek ki tam açmamışız. Şöyle tekrar çıkarıp deneyelim. Evet. Şimdi oturdu. Daha sonra burayı iyicene sıkıştırıyoruz. Kumaşınızı buralardan gerdirerek İyicene gergin olmasını sağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an gerildi ama tekrar baskı uygulayarak nakış yaptığımız için biz punch ile burayı bir karga burun yardımıyla sıkmanız gerekiyor. Sonuna kadar sıktığınızda elinizle döndüremeyecek kadar tekrar buraları hafifçe gerdirebilirsiniz. Evet. Bu sesi duyduğunuzda, davul gibi olduğunda istediğiniz gibi işlemeye başlayabilirsiniz. Şimdi işlemeye geçebiliriz. Evet, kumaşımızı kasnağımıza geçirdikten ve iyice gerdikten sonra şeklimizi de çiziyoruz ve yanımıza gerekli iğnelerimizi, iplerimizi, ip geçiricimizi tabii ki ve makasımızı alarak şimdi başlayabiliriz. Birkaç iğne bulundurmanız şu bakımdan iyi. Eğer birçok iple çalışıyorsanız uçlarını da ayarlayıp ona göre yanınızda bulundurmanız işleminiz açısından kolaylık sağlayacaktır. Ben şimdilik şöyle geçiriyorum. İpimi alıyorum.
Bazen dolaşabiliyor. İpler, evde kedi, bebek gibi unsurlar varsa aynı şekilde bulamayabiliyorsunuz iplerinizi bıraktığınız gibi. Şöyle yavaşça geçiriyorum. Kapağı geçen sefer anlattığım şekilde unutmuyoruz. Bu şekilde. Workshoplarımda da özellikle soruluyor ve söylüyorum. Çünkü bazen hatalar olabiliyor. Katlı iplerde bu şekilde hepsi geçmeyebiliyor. Ona çok dikkat edin. Tamamının geçmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde ayrılmışsa da şöyle keserek daha düz şekilde ucunu geçirebilirsiniz. Tamamının geçtiğinden emin olursunuz bu şekilde. Şu kalın yerden geçiriyorduk. Geçen sefer söylediğim gibi çıkardım. Ve tekrar orta noktadan ip geçiricimi batırıyorum. Özellikle yavaş yapıyorum. Bu şekilde geçirerek ipimi hazırladım. Ve sizler de hazırladıysanız artık başlayabiliriz. Bu çalışmada iki taraflı da kullanacağız. Size o şekilde göstermek istedim. Burayı düz nakış olarak, bu tarafı puf olarak kullanacağız. O nedenle şu an düz nakış olarak buradan başlıyorum. Herhangi bir sivri yerden kesik ucu karşı tarafa bakacak şekilde batabilirsiniz. Ve alttan bu şekilde ipinizi çıkarıyorsunuz. Burada çok bırakmasanız da olur. Yeteri kadar kaldıktan sonra evet başlıyoruz. Bu şekilde iğnenizin kesik ucunu kumaşın üzerinde sürükleyerek gidin ki bu şekilde gittiğinizde daha rahat elinizi kaldırmadan ilerleyebilirsiniz. Böyle yaklaşık 1 milim aralıklarla giderseniz daha sonrasında görüntü için güzel olmuş oluyor. Bu şekilde altta ilmekler oluşuyor gördüğünüz gibi. İğnenizi sonuna kadar batırmanız burada çok önemli. Çünkü alttaki ilmekler küçük kaldığında bir sonraki batışınızda çıkma olasılığı yüksek oluyor. Şu şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi iğnemi hiç kaldırmıyorum ve sonuna kadar batırıyorum. İpinize çok dikkat edin. Geçen de söylediğim gibi takılma, içinde dolanma veya elinizin altında kalma gibi şeyler olabilir. Bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Her zaman kesik uç karşı tarafa bakacak. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kaldırdığım ve gittiğim an gördüğünüz gibi burada bir görüntü kötülüğü oluşacak ve altta da bu şekilde her an sökülme yapabilecek ilmekler oluyor. O nedenle kaldırmadan sürükleyerek gitmeniz çok önemli. İlk aşamada eğer ilk defa yapıyorsanız noktasal da gidebilirsiniz. Eliniz alıştıktan sonra bu 1 milim ilerlemeyi yapabilirsiniz. İlk başta yeni başlarken bazen eliniz alışmadığı için nokta nokta gidebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi en önemlisi bu arkada ilmeklerin oluşması. Mutlaka kontrol edin. Çünkü ara ara kaçabiliyor. Siz dalarak gittiğinizde bazen ipiniz sıkışmış oluyor. Buraya kadar geliyorsunuz ama boşa gitmiş oluyoruz. O yüzden sürekli kontrol halinde olmanız önemli. Bu arada şu an Evroli ip kullanıyorum ve arka kısmında daha güzel bir görüntü olacak. Sonrasında karar verelim sizinle hangi tarafı kullanmak istediğimizi. Biliyorsunuz punch nakışında her iki tarafta kullanılabiliyor. Yabancıların daha çok kullandığı pofuduk taraf. Bizim ise düz nakış tarafı dediğimiz tarafı da kullandığımız oluyor. Şu şekilde sivri kısımlarda hafifçe dönüyoruz. Şu an ben kasnağı çeviriyorum. İlerleyen aşamalarda sadece iğneyi çevirdiğiniz zamanlar da olacak. Eliniz alıştıkça bu şekilde gidebileceksiniz. Ben şu an size göstermek amaçlı kasnağımı sürekli çeviriyorum. İlk başlarken bu size kolaylık sağlar. Gördüğünüz gibi ilmekler oluşuyor.
Bu şekilde işleyerek devam edeceğim. Bu noktada şu an size bir şey söylemek istiyorum. Düz nakış işlerken bu şekilde gördüğünüz gibi zincir nakışı çıkıyor. Az önce size bahsettiğim 1 milim gibi gidersek bu şekilde görüntü düzgün oluyor. Arkası da böyle. Onu da şöyle yaparken arada kumaşın gözükmemesini istiyorsanız şöyle bir öncekinin ortasına batıyoruz. Biraz itiyorsunuz ama. Bir öncekinin böyle iterek ortasına batıyorsunuz. Bu şekilde zincir nakışı gibi tamamen hem ittiğinizden dolayı kumaşınız gözükmüyor altta hem de daha güzel bir görüntü oluyor. Tabii ki arada kumaşınız kayabilir. Mutlaka germeniz gerekiyor. Çünkü ister istemez baskı uyguladığımız için kumaşımız kayıyor. Bu şekilde yaparak ilerlediğimizde hem daha rahat işlersiniz, noktasalda daha çok yorulursunuz, hem de görüntü olarak gördüğünüz gibi güzel oluyor. Şimdi devam edelim. Sonlara doğru geldiğinizde kumaş ve ip artık sıkıştığı için işleminiz biraz daha sertleşecek. Bu yüzden yavaşça gidebilirsiniz sökülmeleri engellemek için. Bu şekilde aralardan üste çıkmadan batabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Artık sonlarda altta kumaş gözükmemesini sağlayacak şekilde gideceğimizden dolayı çok dikkatli bakarak gidiyoruz. Böyle. Çok çıkarsanız kumaşın, pardon, iplerin birbiri üstünden geçtiğini görürsünüz. O yüzden çok fazla kaldırmadan ilerliyorum. Şu şekilde işiniz güzel gözükmesi açısından önemli. Son dönüşümü yapıyorum. Ve bitti. Buradan ipimi şu şekilde çıkararak burada kesiyorum. Ve şurada da artık sıklaştığı için bunları bu hizada kesebiliriz. Gerdirelim. Gördüğünüz gibi her iki tarafı da kullanılacak şekilde. Tabii kumaşı germekten bu böyle eğrilebilir. Onu daha sonradan tekrar düzelteceğiz. Ama şöyle görüntüsü çok güzel oldu. Şimdi etrafını işleyeceğiz. O nedenle tekrar kumaşımı düzelteceğim. Şöyle ortalıyorum. Sanırım tamam. İsterseniz ölçebilirsiniz. Tam simetri olması için kaymaları önlemek adına sanırım uygun. Tabii germeden, pardon, vidayı sıkmadan gelerseniz kumaşınız yerinden çıkar.
Evet, bu şekilde şu an etrafı tam, yine de ölçebilirsiniz dediğim gibi. Buradan 1,5, buradan 1,5. Tam tamına ortalamış olduk. Bu şekilde iyice sıkıştıralım yine. Az önce size gösterdiğim gibi karga burnumuzu alarak sıkıştırıyoruz ki kaymasın. Evet. Tekrar gelelim kumaşımızı. Evet, şu an geldik. Şimdi bu ipimi kullanacağım. Şöyle. Yeni açılan ipler böyle ortadan çıkabiliyor. Birkaç tane. İp tüylü olduğundan dolayı bu şekilde açılıyor. Bu iğnemle deneyeceğim. Sabit iğne. Sabit uçlu iğne, pardon. Bu dün Instagram'da paylaştığım değişik bir çalışmada özellikle sorulmuştu. O yüzden özellikle şu an bu iğnemi kullanmak istedim. Puf tarafı yapmak için. Şöyle. Geçirirken eğmeden geçirmeye çalışıyoruz. Bunun ucu yetecek mi bakalım bilmiyorum. Çünkü bunu ben kısa yaptım. Diğer iğnelerime göre yapmıştım. Şöyle geçirmeye çalışacağım. Dediğim gibi tüylü olduğu için tabii biraz değişik geçiyor. Buradan çıktı. Tüylü ama simli. O nedenle çok güzel bir ip. Alt tarafa yorumlara hangi ipleri kullandığımı, hangi iğneleri kullandığımı açıklama kısmına yazacağım. Yorumlarda sormak istedikleriniz olursa bana sorabilirsiniz. Şöyle tüylenen ucunu iyice keselim. Evet. Şimdi ters taraftan işleyeceğiz. İki taraflı kullanabilmek için. Bu şekilde iterek ucunu buluyoruz ve batırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabii çok sık olduğu için şu an etrafından gideceğiz şöyle. Pufluğunu ayarlayabileceğiniz iğneler de kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu kullanmak istedim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yükseklik veriyor. Eğer bunu çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız, dediğim gibi farklı bir iğne de kullanabiliriz. Şöyle göstereyim size. Bu arada kumaşı şöyle düzeltebiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki farklı bir iğne kullanacağız. Ayarlayabileceğimiz bu tarz. Hemen yine geçiriyoruz. İpimizin ucunu bulup evet, tabii ki de bazen çok tüylenebiliyor. Geçirdikten sonra bu iğnede çok rahat işleme yapabiliyorsunuz. Evet. Şöyle içinde kayıyor. Her zaman söylediğim gibi. İsterseniz şuradan daha rahat göstereyim size. Bu şekilde batıyoruz. Böyle. Bu tarafı şu an kullanacağım için burada kalabilir diye düşündüm şu. Daha sonradan kesebiliriz. Şöyle. Çok sıkı olduğu için yavaş yavaş batıyorum. İğnem zorlanıyor. Şöyle bir yükselti olacak. Bu daha uygun derseniz bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ayarlanabilir şekilde yaptığınızda. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim. Bu daha gözüme güzel gözüktü.
Çünkü çok yükselti olursa o zaman bunu belki kaybeder diye düşündüğüm için bu şekilde devam edeceğim. Buradan yanlardan giderek devam ediyorum. Her iki tarafı da güzel işlemenizin önemi şöyle. Belki de her iki tarafı da kullanabilirsiniz. O yüzden dikkat etmek önemli. Bu sıra daha sonra dolacak. Evet, işlemimiz bitti. İsterseniz bu tarafı, isterseniz bu tarafı kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zincir nakışıyla beraber görüntü çok hoş oluyor ve puf kısım da böyle. Dediğim gibi şurada çıkan ipleri aynı hizada güzelce kestiğinizde hiçbir şekilde belli olmuyor. Bu taraf ya da bu taraf. İstediğiniz tarafı seçebilirsiniz. Evet, bugün sizlerle ilk işlemimiz sayılır, tamamladık. Umarım sizinki de bu şekilde güzel, seveceğiniz bir çalışma olur. Böyle ve böyle. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Çok güzel işlemler yapacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi, o zaman tertemiz olduğunda istediğiniz tarafı seçebiliyorsunuz. Bütün kullandığım malzemeleri açıklamaya yazacağım. Onun haricinde bana sormak istediğiniz bir şey olursa tabii ki biliyorsunuz Instagram'dan veya yorumlardan istediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Hemen cevap veriyorum. Bir sonraki videomuzda sizler için yine çok güzel içerikler hazırlamaya çalışacağım. Şimdilik sağlıkla, sevgiyle kalın. Size bütün öpücüklerimi yolluyorum ve sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Görüşmek üzere.